sein. Neyin var senin? Merhaba Yüze. İkinci kez her şeyi dağıttın yine. Görürsün sen. Çiçeğin hep en güzel olduğu sanılır. Kışın bitip baharın gelmesine çok seviniyorum. Her gün buraya gelip çiçeğime bakacağım. Büyüyüp büyümediğine tabii ki. Ha, bu da ne böyle? Gök gürültüsüne benziyor. Bu ne büyük baba? Çığ düşüyor.
Bu da baharın geldiğini gösterir. Birkaç gündür hava sıcaktı. Önce kar erir, sonra da kayar. Sonra ne olur? Önce çok az kar vardır. Sonra artar ve çığ olur. Çığ düşmesi çok tehlikelidir. Bu sesi duyduğun zaman dikkatli olacaksın. Gel hadi. Öyle mi? Ah, biliyor musun Yosef? Biz çığları temizleyeceğiz. Önce kahvaltı. Hemen masaya otur. Çiçeğin kaçacak hali yok, değil mi? Pekala büyük baba. Sen hep uyur musun Yosef? O çiçeği nereden buldun? Bir çiçek bulmuşsun Yosef. Bu sene gördüğüm ilk çiçek bu. Günaydın Peter. Günaydın Heidi. Bak ne buldum, bu sana. Sağ ol ama bu çiçeği niye koparttın sen? Koparmadım ki. Yine ne yaptım ben? Onu buldum. Bir şey yapmadım. Onu Yosef kopardı galiba. Sen kopardın değil mi? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu kadar mı? Ah şu köpek. Peter çiçeği bana ver lütfen. Sulamalıyız. Oo, solmuş bile. Nasılsın keçi komutanı? Kahvaltı yaptın mı? He? Evet, kahvaltı yaptım. Ama biraz da boşluk var midemde. Toko, sen şaşardım zaten Peter. Ben hep açım işte. Gel bakalım. Senin yaşındayken ben de hep açtım. Hadi gir içeri. Teşekkür ederim. Nasıl o kadar büyük parçalar ısırabiliyorsun? Ağzın dünyanın en büyük ağzı olmalı. O kadar da değil canım. Dinle, yine oluyor. İşte dağdan yine çığ düşüyor. Hiç çığ gördün mü sen? Peter! Yeter artık! Daha doymadım ki ben. Ne zaman doydun ki? Sabahtan akşama kadar yersin zaten. Zaten. Senden önce gireceğim. Büyük anne söyleyelim.
Haydi de geldi mi? Tabii ki geldi. Merhaba Birgit de, bugün nasılsın? Sana bir şey getirdim. Bana ne getirdin? Bir çiçek, onu karda bulduk. Çiçek mi? Demek sonunda bahar geliyor. Harika kokuyor. Beni çok sevindirdin kızım. Tahmin etmiştim. Çiçeği beğeneceğini biliyordum. Havalar ısınacak. Haydi çiçek getirdi. Bahar kapıya dayandı. Fark ettin mi Brigitte? Bu konuları düşünecek zamanım yok ki benim. Çok meşgul olduğunu biliyorum Brigitte. Ama ilk bahar çiçeği için biraz vakit ayırabilirsin. Haklısın büyük anne. Az önceki sözlerim için özür dilerim. Seni kırmak istemedim Haydi. Çiçek çok güzel. Siz beni unuttunuz galiba. Hadi dışarı çıkalım. Olur. Gitmeliyiz. Hoşça kal büyük anne. Yakında yine gelirim. Dünkü gibi gecikme Peter. Haydi ne kadar tatlı bir kız, öyle değil mi? Olmaz. Hayır Haydi, sen bunu yapamazsın. Neden yapamayacakmışım? Üstüne oturuyor ve ayaklarınla yön veriyorsun. Kolay diyorsan peki, dene bakalım. Göreceksin, kıza harika kullanacağım. Gidiyoruz. Kullandım. Nasıl kullandım diye sorarsan bağırırım. İyi ama nasıl kullandım? Bu o. Almoni'nin yalatığı. Yalatık da ne demekmiş? İhtiyarın yanında yaşayan biri normal olamaz, tamam mı? Siz salaksınız. Saygısız. Hem de çok. Aklın yerinde mi? Onu rahat bırakın, tamam mı? Seni korkak, ne yapacaksın? Kızlarla oynamak zevkli mi? Sana da bir teknik verelim mi? Bir çorap, bir de önlük. Kız Peter, kız Peter, kız Peter. Hiç dedin. Kapa çeneni aptal. Bizim burada de bana kaybolacaksın, tamam mı? Öde kalıp oradan. Niye sinirleniyorsunuz ki? Bu Haydi mi, değil mi? Seni ilgilendirmez. O kız yanında olduğu için hava atıyor. Normalde başı sıkışınca keçilerden bile hızlı koşar, öyle değil mi Peter? Söylesene. Sen beni geçersin biliyorum. Yapma ya, daha neler. Az daha ağlayacak zavallı çocuk. Saçmalık. Yerinizde olsam özür dilerim. Yarışırsak dileriz. Peki, yarışırız.
kazanırsak bizden özür dileyeceksiniz. Ha, tamam anlaştık ama hiç ümitlenmeyin, asla kazanamayacaksınız. En özlü bezöz. Ağaca toslamayın ha. Ben süreyim. Ben kullanırsam yeneriz Peter. Asla! Kızlar itmeyecek misiniz? Nasıl kaydığımız sizi ilgilendirmez, tamam mı? Kazanmak istemiyorsunuz galiba. Amatörler iter. Amatörler iter! Dörfli meydanına ilk varan kazanır, tamam mı? Hızlı gideceğiz, sıkı tutun bana haydi. Peki. Haydi. Bir, iki, üç. Hızlandılar. Kadarmış. Haydi. Buradayım. Bunu hak ettin. Acele etsene. Seni burada bırakmam gerek. Sağ ol Peter. Umarım acımamıştır. Peter. Biz kazandık. Fark etmez ki. Biraz fark eder. Peter. Neredesiniz ha? Keşke bir dereye düşselerdi. Şnuki ve keçiler ne yapıyor acaba? Ha? Onlar da nereden çıktı şimdi? Birden atlama geldi işte. Hadi onların yanına gidelim. Yarışı kaybettiğimiz gün keçilerin yanına mı gideceksin? Amma da garip fikirlerim var Haydi. Bir dahaki sefere uğrarız. Şimdi dönmemiz gerek. Yağmur yağacak çünkü. Haydi bakalım. Hava kararıyor. Hemen ormana girmeliyiz Haydi. Çabuk olalım. Nerede kaldılar? Bardaktan boşalırcasına yağıyor. Acele edelim hadi. Haydi! Yeter!
köy. Haydi Peter buraya. Armaya geliyor. Peter çabuk. Kış, yaklaşan bahar karşısında daha fazla dayanamıyordu. Hava gün geçtikçe ısınıyordu. Ve her yer kuşların neşeli cıvıltısıyla kaplanmıştı. Karların eridiği yerlerde otların uçları görünmeye başlamıştı bile. Her yerde bahar çiçekleri açıyordu. Yakında son kar da erimiş olacaktı. Heidi eskisi gibi geyikleri beslemeye devam ediyordu. Oysa kendileri yemek bulabilirdi. Onlar da bizim gibi baharın gelişine seviniyor. Heidi ilk kez dağlarda bir ilkbahar geçirecekti. Gündüzü değerlendirebilmek için her sabah güneşle birlikte kalkıyordu. Her olay bir diğerinden daha heyecanlı oluyordu. Heidi neşe ve sevinçle dolup taşıyordu. Yazın olduğu gibi Peter keçi sürüsüyle birlikte yaylaya çıkıyordu. Artık tekrar güzel günler geçireceklerdi. Heidi en sevdiği keçisi Şunuki'yi buldu. Ayrıca tüm keçiler sürüdeydi. Bunu isterseniz gelin bir dahaki sefere anlatalım.